kaldığımda da 90 derece yönünü değiştirdim. Gerçek altı bu tarafta. Değerli bonsailer. Yani mesela bu Türkiye'deki en değerli mazı bonsai. 50 yaşlarında. Lan kurucusu Riccardo Disperati bunu İtalya'dan anaçlık bitki olarak getirmiş 60'ların sonunda. Halinde şu anda heykel gibi. Şimdi. Şunlardan birisi 1974 yılında arkadaşlarıyla beraber Toroslardan sökmüş. Türkiye'de tür çalışması yaparken ölü kısım şari deniliyor. Şari olmazsa pek bir kıymet verilmez. Müzeler belirli bir değeri olan kültür ve tabiat varlıklarını sergilemek için, muhafaza etmek için kurulurlar. Bonsai de bir sanat ve müze tanımında yer alan iki özelliği bir arada bulunduran tek sanat. Yani hem bir kültür varlığı hem bir tabiat varlığı. Yaşayan bir nesneyle yapılan tek sanat dalı. Bu sebeple de bütün dünyada büyük ilgi görmekte. Müzede Türkiye'nin bu konuda bir atılım yapabilmesi için bir kilometre taşı, bunun bir sanat olduğunu vurgulayan bir eser olacak. Biz de çok heyecanlıyız. Yani bu büyük atılımdan önce büyük bir heyecana sahibiz. Müzemizde genelde ülkemizde bulunabilecek ağaçların hepsini temsil etmeye çalışacağız. Hatta ilerleyen dönemlerde Türkiye'deki 81 ilden 81 ili temsil eden ağaçlar da bulundurmak istiyoruz. İlk etapta müzede bizim çalışmalarımız ağırlıklı olarak yer alacak. Ancak ülkemizin değişik bölgelerinde, değişik illerinde de başka sanatçılar var. Bu arkadaşlarımızın da müzede ağaçlarıyla temsil edilmelerini arzu ediyoruz. Bu kapsamda bazı arkadaşlarımızın müzemize şimdiden henüz müze oluşmadan bağışladıkları ağaçlar var. Müzemizde bu ağaçlara da yer vereceğiz. Yani öncelikle Yalova ve bizim ağaçlarımıza başlayacak. Daha sonra tüm Türkiye'yi temsil edecek ağaçlar da müzede bulunacak. Ve daha sonra da tabii dünyanın değişik yerlerinden ağaçlar da müzede bulunacak. Sadece Yalova'yı temsil etmiyor müze, bütün dünyada da Türkiye'yi temsil edecek. Bizim tabi Yalova Türkiye'nin batısında, İstanbul'un, Kocaeli'nin, Bursa'nın tam ortasında yer alan küçük, şirin bir ilimiz. Yalova'nın özellikle kültür ve turizm anlamında çeşitlendirilmesi, yeni turizm alanları şehre kazandırmayla ilgili bir vizyonumuz var. Bu çerçevede yaptığımız pek çok iş var. Bunlardan bir tanesi de Yalova'da bulunan yine Türkiye'nin ilk iki arboretumu, Termal'deki Atatürk Arboretumu ve Samanlı Köyü'ndeki Karaca Arboretumu'nun ortasında bir bonsai müzesi kurmak için yola çıktık. Tabii Yalova %60'ı orman olan bir şehir, bir çiçek kenti ve Türkiye'nin ilk canlı ağaç müzeleri olan iki arboretuma ev sahipliği yapıyor. Dolayısıyla bu konseptin bir devamı olarak
minyatür ağaç müzesi, bonsai müzesini Yalova'mızda planladık. Bu anlamda tabii Yalova'mızda bonsai sanatıyla ilgilenen çok değerli hocalarımız vardı. Onların elinde bulunan çok değerli koleksiyonu bu müzeye kazandırıyoruz. Bu çalışmayla birlikte tabii Türkiye'de de bir heyecan uyandı. Ülkemizde bonsai sanatıyla uğraşan, yurt dışında bu sanatla uğraşan sanatçıların katıldığı sempozyumlar, sergiler gerçekleştirdik. Bu sempozyum ve sergiler vesilesiyle oluşan arkadaşlıklar sonucu müzemize yeni koleksiyonlar bağışladılar insanlar. Dolayısıyla ülkemizin ilk ve belki de dünyanın da en önemli bonsai müzelerinden bir tanesini Yalova'mızda kuruyoruz. Birkaç ay sonra inşallah müzeyi hep birlikte gezeceğiz. Arsamız 1800 metrekare. Bunun 220 metrekaresi kapalı alan. Geri kalan yaklaşık 1600 metrekaresi de açık alan. Sergi ve atölye olarak hizmet verecektir. Özellikle tasarımda engellilere yönelik kolay erişilebilir olmasına dikkat ettim. Öğrencilerin, işte yaşlı insanların buraya rahatlıkla gelip burada atölyede çalışabilme imkanlarını sağlamasını çaba gösterdik. İçerisinde 200'e yakın koleksiyon ürünümüz bulunacak. Ayrıca burası dünyada bu amaçla yapılmış tek bir yapı olacaktır.